Bu bir logonun değil, bir mucizenin hikayesi. Hatay'da Expo yapılacağı kesinleştikten sonra herkes çok sevinçliydi. Hazırlıklar devam ederken bir de logo belirlenmesi gerekiyordu. Peki Expo 2021 Hatay'ın logosu ne olacaktı? 13 medeniyete ev sahipliği yapan Mezopotamya'nın merkezindeki bu kadim şehirdeki Expo neyle tasvir edilecekti? Farklılıkların, kardeşlik ve huzur içinde yaşamasının simgesi ne olacaktı? Hatay'ın logosu doğa tarafından mucizevi bir şekilde ortaya çıktı. 10 yıl önce keşfedilen ve Latince barış anlamına gelen Pakis ismi verilen 13 taç yapraklı narin çiçek, yardımsever bir naiflikte adeta "Ben Expo'nun logosuyum" diyordu. Dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan Pakis, yani barış çiçeği, 13 medeniyeti simgeleyen renkleriyle Medeniyetler Bahçesi temasına uygun olarak Expo 2021 Hatay'ın logosunda yerini aldı. İlk defa biz karşılaşıp bilimsel olarak adlandırdık, uluslararası olarak yayınladık. Biz keşfettiğimiz için tabii adlandırma da bize aitti. Biz bunu Antakya'ya endemik olduğu için Antakya'yı çağrıştırması adına barış çiçeği anlamına gelen Sözlenera Pakis adıyla adlandırdık. Antakya artık herkesin malumu, farklı kültürlerden, farklı etnik gruplardan insanların barış içerisinde yaşadığı bir kent. Biz buna bir atıf olsun istedik. Zaten çiçeğin morfolojik özellikleri de buna uygun. Birbirinden farklı çiçekler bir araya gelip bizim tek bir çiçek gibi gördüğümüz yapıyı meydana getiriyor. Ahenk içerisinde bir arada durdukları için biz o çiçeğe baktığımızda tek bir çiçek gibi görüyoruz. Halbuki orada her biri kendi benliğini, kendi özünü korumuş, birbirinden farklı çiçekler var ve her biri farklı bir tohuma dönüşebiliyor. Bu özelliğinden dolayı Antakya'ya endemik olduğu için bu adı uygun gördük. Efsaneleri, doğal güzellikleri, tarihi, tadına doyamayacağınız lezzetleriyle Hatay sizi Expo'ya bekliyor. Hatay'da buluşalım, birlikte keşfedelim.